2014 yılı Amerika'nın Boston şehrinde tibbi tetkikatlarını tamamlagandan keyin Ürümçi'ye kaytıp gelgen Uygur ziyali İmamcan İbrahim'nin 2017 yılı tutup getirilip yığılış lagerine kamalganlığı bildirildi. İmamcan İbrahim'nin çet eldeki dostlarının yardım bilen okuş pırsızdaki erişkenliği ve çet elgi menişki teyirlik kılavatkanda Xitay sakçıları terpiden tutup getirilgeliği oturgu çıktı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde itilişçe, 2014 yılından bu yan köp kettim tatkikat bilen Yaponiya'ya berip gelgen İmamcan'ın 2017 yılgıcı çet eldeki kesiptaşları bilen WeChat arkalık ala kılışıp durgallığı malum. 2017 yılından bu yan 3 milyondan artık Uygur, Xitay Komünist Hakimiyeti tarafından halganç tutkun kılınıp, yığılış lagerlerine kamaldı. Ulanın arsıda nurgulugan Uygur akademikla, tetkikatçıla, senetkarla ve karhançıla ba. Xitay taratqularının xabar qilishicha 23 mart Xitayning Yunnan ülkesinden Şark Türkistan'ın Oral şehriga nurgun Xitay maxsus ayroplan bilan türkümlab ko'chirib kelingan. Şunun bilen birge 24 mart yani bir türküm Xitayla 9 ayroplan bilen Xotenge etkilingan. Bu vaqtki sin ko'rinishlarda ularni qarshi elishga chiqqan doiralarning ularga haqsiz ta'minlab bergan uylarning oshqichlarini belgiligi ko'rsatildi. Bu ko'rinishlarni Xitoy ommaviy taratqularda tarqatgan. Boshqa Xitoylar bo'lsa Sharq Turkistonga ko'chib kelishga tashviq qilib, bu yerda haqsiz uy va yer beradiganligi, yaxshi xizmatga o'rinlashtirilganligini aytishgan. Xitoy hukumatı bir tarafdan Uyg'urlarni namoratlikdan yo'qotishnomada majburiy holda Xitoyga yutkab, majburiy emgak silish bilan birga yana bir tarafdan Xitoylarni Sharq Turkistonga ko'chirib kelishga tashviq qilib, nobs qurilmasini o'zgartmoqda. Xitoyda Wuhan virusi sababli shaharlar qamal qilinib, ko'chaga chiqish cheklangandan keyin 3-chi oyda ajrashadiganlarning nisbatida ishi ko'rilgan. Egilnishcha Xitoyda nurg'un shaharda kishilar uylarga qamal qilingandan keyin ajrashadiganlar nisbati roshan oshgan. Bloomberg to'rining xabarida oiladagi zo'ravonlik voqealarining kuchayganligi o'tirg'i qo'yilgan. Xitoyning o'tir qismidagi Xi'an va Sichuan o'lkalarida sud mahkamasiga ajrish iltimosi sunganlarning soni rekord xarakterlik oshgan. Bloomberg'ga so'z qilgan Shanghaylik Li familiyalik bir advokat qamal qilish oxirlashgandan keyin o'zi qabul qilgan ajrish da'volari 25% ko'paygan. Yana bir tarafdan Xitoyda yaqinqi 15 yilda ajrish nisbatining 3 esa oshganligi ma'lum. Xitoyda hukumatning Wuhan virusiga doir haqiqiy ahvolni yo'shirganligi doir gumonlar kuchaymoqda. Angliya kundalik pochta gazeti e'lon qilgan yangi bir dokladda Xitoyning Wuhan virusi sababli hayotidan ayrilganlar sonini zo'r darajada yo'shirganligi o'tirg'i qo'yilgan. Dokladda Xitoyda aslida o'lganlar sonining 40 mingdan ortiq ekanligi, har kuni 500 oilaga o'lib ketgan tuqqanlarning faqat jasad kulnini topshirib berilayotganligi aytilgan. Xitoy Wuhan virusi sababli o'lganlarning jasadini ko'mishni cheklab, ko'ydirilayotganligi uqtirilgan. Wuhan'daki jasad ko'ydirish o'rinlari 7 kun 24 soat ochiq bo'lib, har kuni 500 oilaga o'lguvchilarning jasad kunlarining topshirib berilayotganligi ilgari surilmoqda. Ommaviy taratqularda Wuhan'daki 7 jasad ko'ydirish maydonidan har kuni 3500 kishining jasadi chiqadiganligi o'tirg'i qo'yilgan. Xitoy yaqinda Wall Coach jurnali, New York Vaqt gazeti va Washington Post gazetining Xitoydagi xizmatchilarini qo'g'lab chiqargan edi. Buning Xitoyning Wuhan'daki ahvolining dunyoga oshkorlanib qolishidan qo'rqqanligi bu munosabatlik ekanligi ilgari surilmoqda. Xitoyning Sichuan o'lkasida yuz bergan o'rmon o't apitida 19 nafar o't o'chirish xodimining o'lganligi xabar qilindi. Xitoy taratqularining xabar qilishicha, Xichang shahri doirlari oldingi kuni soat 16:00 bir dehqonchilik maydonida yuz bergan o't apitining shamol ta'siri bilan tog'liq rayonga shiddat bilan yomirganligini bildirgan. Aytilishicha, o't o'chirishga qatnashgan bir atrof tuyuqsiz shamol yo'lnishining o'zgarishi sababli bir joyda qapsilib qolgan. Oxirida 18 nafar o't o'chirish xodimi va bir yo'l boshlig'ining jasadi topilgan.